Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Her zamanki gibi meraklı böyle turşu gibi hemen işte ay bu ne oluyor falan oluyor. İşte ne bileyim demirciler ne yapıyor? Yok çelikçiler ne yapıyor? Çiçekçiler ne yapıyor? Her meslek dalından farklı insanlarla ama işin ehli olan insanlarla sohbetler ediyorum. Bu sohbetler içerisinde tabii ki yeni meslek dalları öğreniyorum. Bu aralar bir şeye sardım biliyor musunuz? İç mimarlığa 4-5 yıldır. Acaba diyorum ki ben mimarlık mı okusaydım, televizyonculuğu bırakayım mı falan diye. Çok zevkli bir iş tabii ki. Emlak piyasasında da iyi yatırım ve stratejik yatırımlar yaparsanız, doğru insanları, doğru danışmanları seçerseniz hem paranız altından da dolardan da fazla size bir nevi hani diyorlar ya repoya yatır diye, şuraya yatır, şu borsa bilmem. Oralarda gidebilir ama emlak her zaman kazandırır diyen kişiler var. Bunlardan biri de Alper Sarısoy. Alper Sarısoy, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle şeref verdiniz programıma konuk olduğunuz için. Beyefendi Sinoplu. Sinoplular bilginiz olsun. Bu emlak işini en çok kimler yapıyor? Var mı böyle mesela hani hurdacılar Niğdelidir ya Alper Bey. Ne bileyim işte narinciyeciler şeycidir. Antalya filan o bölgedendir. Var mı böyle emlakta da böyle parsellenmiş yok, memleketler? Şöyle söyleyeyim. Burada kendine güvenen, memleketi önemli değil. Gerçekten de hem alıcıya hem satıcıya güven veren bir sektör olması gereken. Peki emlakçılık artık entelektüel insanların da yapmış olduğu son 15-20 yıldır. Eskiden böyle mahallelerde işte emlakçı olarak yazıyorlardı. Mahallelerindeki kiralık yerleri ve evleri satıyorlardı. Bu uluslararası emlak şirketleri Türkiye'ye gelince biraz kalibrasyonu mu yükseldi? Ya hem öyle hem de insanların bakış açısı da farklı. Şöyle söyleyeyim. Daha ciddi, ben 10 ciddi yıldır mi bu oldu? Sektördeyim. Daha ciddi mi oldu artık? Tabii ki ben 15 yıl ilaç sektöründe satış temsilciliği yaptım. Satış uzmanlığı yaptım. 10 yıldır da bu sektördeyim. Şöyle bir gerçek var. Sadece pazarladığınız gayrimenkulün yeri değil, insanlara sunacağınız hizmetin kalitesi ve onlara sağlayacağı fayda da çok önemli. Peki, bugüne kadar mesela hangi şirkettesiniz? Keller Williams Forest Ataşehir ofisindeyim. Peki, Keller Williams kaç yıldır var olan? 40 yıldır mı? Yaklaşık dünyada 40 yıldır, 10 40 yıldır. yıldır Türkiye'de ne da 10 kadardı? yıldır. 10 yıldır. Kaç şubesi var? Bizim şu anda birçok şehirde şubemiz var. 100'den fazla bölge müdürlüğümüz var. Çok iyi. Bölge müdürlüğü. Tabii. Yani 200-300 tane şube falan var. Bu da bir önemli bir rakam yani. Tabii. Yani bu işi profesyonel, ehil. Şey gibi, Remax gibi. Şimdi ben... hayır, biz hepsinden konuşuyoruz. Firmada da çalıştım ama burası daha sağlıklı, daha kurumsal. Niye daha sağlıklı, niye daha kurumsal? Danışmanlar için ve danışmanları marka yapan bir kurum burası. Afişlerde kendi cep telefonumuz var. Süper. Mesela Remax'ta falan vermiyorlar galiba. Tabii, orada sadece ofis numaraları var. Afişlerde cep telefonlarımız var. Süper. Yani portföy sizin oluyor. Emek sizin oluyor. Tabii ki. Harika bir de şöyle bir gerçek var. Akıllı bir uygulamamız var bizim, Comment diye. Comment. Siz şimdi bir yerde yer aradınız. Süper. Google'da veya herhangi bir yerde. Comment uygulamamızla Instagram ve Facebook'ta yayınladığımız ilanlar nokta atışı tık diye önünüze düşüyor. Şaka. Tabii ki. Süper. Müthiş. Yani bir SEO çalışması, profesyonel SEO çalışması gibi. Hayır. Tabii ben ki. Mesela uyduruyorum, Ataköy'den arıyorum. Ataşehir'den değil. Bap önüme geliyor. Aynen. Elinizde peki mesela uydurdum. Bunu da uyduruyorum. Mesela Ataköy şubesi var. Partner çalışma mı yapıyorsunuz? Hem öyle yapıyoruz hem de bu arada ben kendimden birazcık bahsedeyim. Lütfen. Ben bir sene önce bir doktor arkadaşımın Büyükçekmece'de evini sattım. 9-10 ay önce Tuzla'da ev sattım. İstanbul'un iki ucu. Evet. Silivri'de, Şile'de, bahsettiğiniz rakam Adalar'da. Kilometre olarak 100 kilometre. Sadece öyle değil. Bakın Bandırma'da dubleks daire sattım. Bodrum'da villa sattım. Halen daha villa satıyorum. Süper. İzmir Seferihisar'da villa arsası sattım. Sinop merkezde geçen sene triplex villa sattım. O Sinop bu sene, güzel bir yer gitti. Bu sene Ayancık'ta daire kiraya verdim. Yani Türkiye'nin her yerinde yer yani pazarlıyorum. Benim en sevdiğim şehirlerden biridir biliyor musunuz? Evet, Sinop. Türkiye'nin yani zaten en kuzey noktası. Oğlumun adı da Kuzey. Öyle mi? Türkiye'nin en kuzeyi, Karadeniz'in kuzey, en ortası. Sana da selamlar olsun.
Baba hemen arada böyle sokuşturdu seni de böyle gururla belli ki evlat. Kaç yaşında çocuğun? 13. Allah 13 rızkını buçuk. Şansını bol etsin inşallah. İnşallah hayırlı evlat olsun. Sevgili sınavına hazırlanıyor. Baban çok karizma bir adam. İşinin de ehli. İnşallah sen de baban gibi başarılı bir adam olursun. Peki tüm bunları yani sağda solda her yeri satarım. Yani ben ne işi olsa yaparım denecek bir iş mi emlakçılık? Bu tabii ki kişinin kendi vereceği enerjiyle alakalı. Ben Türkiye'nin her yerinde yer pazarladığım gibi sanayi, ticari, yani fabrikada satıyorsunuz. Lüks konut, tabii. Arsa, tarla, her şey. Bakın ben şu anda Kocaeli Kandıra'da tarla vasfında olan yerler pazarlıyorum. İstanbul Çekmeköy'de, arsa olacak oraları. İstanbul Çekmeköy'de mesela üstünde ticari bir yapı var. Orayı arsa olarak düşünün. 8100 metrekarelik boş bir kapalı arsa. Kapalı alan mı? Yok. Arsa. Kapalı alan ne kadar? Birebir emsal veriliyor Çekmeköy'de. Yani 8100 metrekare yer altında da, kot altında da. Birebir derken 8000 metrekareye 8000 metrekare inşaat mı yapıyorsunuz? Yapılıyor tabii ki ve 15 kata kadar çıkar. Yer altı da emsalin yani dışında kalır. Yani %60'ı kullanılır, öbürü yeşil alan falan yok mu Çekmeköy'de? Var tabii ki canım. Birebir derken 8000 metrekareyi genel anlamda yok, hayır, bakın 15 kata yaymak zorundasınız değil tabii mi? Ki, ben böyle, tabii ki. Doğru anlattım. Yani mesela 8000 metrekare yeriniz var, atıyorum bunun %40'ını kullanıyorsunuz, 8000 metrekarenin yani 3200 metrekaresini onun üzerine katlar olarak çıkıyor biliyorsunuz. 8000 metrekare totalinde inşaat alanı yani kullanılabilir inşaat alanı yapıyorsunuz. Hı hı. Peki yeşil alan çok mudur Çekmeköy'de? Tabii ki çoktur. Yani bu kadar inşaatın ve yatırımın o alanlar kirletiliyor diye Çekmeköy Belediye Başkanı falan... Çok haberler çıkıyor böyle. Yok şimdi şöyle bir gerçek bu yeni var. Yapılanma olan Sancaktepe, işte uyduruyorum bu dediğimi. Doğru. Tuzla vesaire, işte inşaatlar ne olacak falan. Tayyip Bey mesela müdahale ettiği Zeytinburnu'ndaki bir yer vardı. Tıraşlanacak dedi. Tıraşlanan bir şey de yok. Tıraş yani hepsi. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Belediyenin belirlemiş olduğu emsal üzerinden ruhsat alınıyor ve o ruhsata göre konut artı ticari yapabiliyorsunuz. Ama mesela bataklık alanlarına da mesela Küçükçekmece'de bu belediyeden önceki belediye başkanı izin vermiş. Bataklık gölün içerisine kazıklarla dikilmiş. Yarın öbür gün bir deprem olmuş olsa 7-7,5 İstanbul mahvolur. Hatalı işler yapmıyorlar mı? Yani tabii ki nereden baktığınızla alakalı. Önemli olan yapılan altyapı çalışması. Siz mesela bunlara dikkat ediyor musunuz bir emlakçı olarak? Tabii ki. Yani burası riskli. Ben bunu satarsam sıkıntı da yaşanır. Onun için doğru yerleri falan belirleme programınız var mı? Mesela uyduruyorum X bir emlak şirketi. Bir böyle ekspertiz kendi alanlarında yapıyorlar mı? Yani burası bize uygun değil ya. Müşteri portföyümüz bununla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bu yalnızca deprem için söylemiyorum. Mesela adamları kandırıyorlar, zihliyet tapusu veriyorlar. Adam getirmiş size zihliyet tapusunu, belli kullanım alanı da uyduruyorum. Tarla alanı da falanca veyahut da arsa alanı da bilmem ne. Bir ekspertiz gibi gidip yeri görüp etüt ediyor musunuz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir de... Çok sıkıştırıcı sorular ama yok, kusura bakmayın. Yani bunlar hep gelen sorular olacaktır. Şimdi size. Şöyle bir gerçek var. Buyurun. Bir yer ise... boş tarlaysa, arsaysa farklı, üzerinde bina varsa farklı. Bir binanın önce en alt katına inilip rutubet var mı vesaire var mı bunların kontrolünün de yapılması bir gerçek. Peki bir soru daha. Hani böyle uydurmasyon tarlaları imar varmış gibi gurbetçilerimize kakalıyorlar. Yani önemli markaları kastetmiyorum tabii, tenzih ediyorum sizlere filan. Böyle uyduruk hani emlak işi yapıyormuş gibi, arsa ofisiymiş gibi. Bunlar denetim görmüyorlar mı? Şimdi şöyle. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Alacaksanız... Milleti kandırıyorlar. Atıyorum Ege'de genelde, Trakya'da genelde bu tür yerlere böyle yatırım yaptırtıyorlar. Adamın imarı yeri yok. Gidiyor oradan bir tane bir dönümü alıyor. 8 bin liraya, 10 bin liraya, pazarlıyor 200 bin liraya.
Denetimsiz değil mi bunlar? Şimdi şöyle, bir yeri alacaksanız tapuyla gidip belediyeden imarını sorgulayacaksınız. Artık şeyden de herhalde, bilgisayardan da sorgulanıyor değil mi? Tabii ki. Niye yapmıyorlar alanlar? Tapu sor uygulaması var veya neden yapmıyorlar? Web tapudan sorgulayabiliyorsunuz. Alanlar neden yapmıyor bunu? Valla onu alanlar, benim alıcılarım da çok... Ha, televizyonlarda çok... vardır ya, bilmem ne arsa ofisi bilmem ne yapıyor filan. Adamlar sonra ceza da alıyor. Mesela bir tanesi benim tanıdığım biri. 1763 tane yer satmış. Her birinde 250 bin liraya. Ve bunu alırken de 50 bin lira peşin uyduruyor. Taksit yapmış 20 ay vesaire. Adamın da hoşuna gidiyor. Adam da gurbetçi. İçerisine bir tane de villa yapacak. Örnek villayı da yapmışlar mesela. Hı hı. 10 bin liralık yer 200 bin liraya satılıp pazarlandıktan sonra. Bunun adam mesela Yargıtay'a yolluyor. Bilmem neye yolluyor. Zaman aşımına uğruyor. 5 yıl geçiyor falan. Bunlar rahatsız etmiyor mu? Yani sizin gibi önemli markalar bundan şimdi rahatsız olmuyor biz mu? Biz zaten bir yeri pazarlayacağımız zaman gerçekten sizin için de... söylemiyorum. Yani sizler rahatsız olmuyor musunuz böyle işin ehli olan kişiler tabii bunları ki, gördüğünce? Tabii ki böyle ama zaten doğru yeri doğru kişilere doğru şekilde sunmak için de... Önemli markaları mesela, tercih etmeleri lazım değil mi? Ben şimdi Beylerbeyi'nde bir villa pazarlıyorum. Hı-hı. Villanın tapusu arsa. Hı-hı. Ve 3-4 yıl önce de mülk sahibi gitti emlak affından faydalandı ve onu kaybetti. İmar barışına, evet, ben de yararlandım. İmar affından faydalanıldı. Şu anda arsa olarak geçiyor ama alan kişi tapusunu villa olarak alacak mesela. Beylerbeyi'nde full boğaz manzaralı, deniz manzaralı, havuzlu ve fiyatı da bölge rayişleri 30-35 milyon, biz 26 milyon liradan veriyoruz. Bölge rayişleri 30 milyon ve üzerinde. Burak'ın yeri mi? Değil. Burak diye birisi var orada. Yok. Evini satıyor. Değil. Böyle bir baktınız öyle. Öyle bir tanıdığımın orada evi var. Ben orayı da satarım. Öyle Onun mi? Değil. Rakamlar da aynı. O rakamlara satıyor. Normalde yerin değerinin 1/3'üymüş. 1/3 kazanacak alan kişi. Peki şu anda borsaya yatırım mı? Altına yatırım mı? Dövize yatırım mı? Emlak yatırım mı? Emlak, ben hep emlak hepsinden fazla kazandım. Emlak her zaman uzun vadede. Yani uzun çünkü borsada değil, batabilirsin. Şimdi aldınız, öyle değil mi Alper bir Bey? Sene sonra farklı bir rakama da çıkacaktır. Emlak hep uzun vadede kazandırır. Döviz düşebilir, altın tabii düşebilir. Tabii ki şimdiki piyasa koşullarına göre döviz altın çıkıyor ama emlak hiçbir zaman düşmüyor. Bu da bir peki, gerçek. Şimdi hazır bu konu açılmışken Sayın Cumhurbaşkanımız 250 bin kişiyi konut sahibi ediyor. Şimdi bu konut sahibi ederken zannediyorum yeni bir bombası daha var. Bu sefer bu rakamı 1 milyona çıkaracakmış. Yeni Şubat ayında. Şubat ayında yeni TOKİ'nin bir bombardımanı daha olacakmış. Ve 1 milyona çıkartacak. Bu da demektir ki yaklaşık 5 milyon kişinin oturacağı ev demek ya. Müthiş bir başarı. Peki bu emlak fiyatlarını artırır mı, düşürür mü? Valla nereden baktığınızla alakalı ama insanlar bir de şimdi şöyle bir gerçek var. Ama şu da olabilir. Emsal değerini muhafaza edebilir. Çünkü bunlar hep yeni şehir yapılacak ya. Hani o Kanal İstanbul, Yeni İstanbul denilen yer. Trakya'nın Çatalca, Saray, o bölgelerin, Arnavutköy. Bu bölgelerinde olacağı için bana göre emlak fiyatı ne düşecek, ne çıkacak. Stabil gidecek gibi geliyor. Bir süre öyle olabilir ama şöyle de bir gerçek var. İnsanlar... tabii ki Türkiye'de bir yer pazarlarken Türk lirası olarak pazarlamak zorundayız ama dövize göre fiyatı arttırıyorlar. Yani yasak insanların mı artık dolarla satma? Tabii ki döviz cinsinden değil, Türk lirası cinsinden pazarlamamız gerekiyor bir yeri Türkiye'de. İnsanlar da... Bu ne zaman geldi? 1,5-2 yıl önce değil mi bu reklam çıkamazsınız dolarla? Ben. Tabii. Çıkanlara ceza kesiliyor mu uygulama? Yani olabiliyor, evet. Biz zaten Türkiye'de yaşadığımız için doğrusu da bu. Türk lirası kesinlikle üzerinden. Ama tabii ki dövize endeksli yaşayanlar olduğu için 3 ay önce atıyorum 3 milyon olan bir yer şimdi 5 milyon liraya Bitcoin çıkabiliyor. Bitcoin satış oluyor mu? Bitcoin ile yok. Hiç Türkiye'de yapılmadı değil mi? Yani olabilir ama biz zaten sadece ya krediyle ya nakit satış. Ben evimi Bitcoin ile satmak istiyorum. Nereden baktığınızla alakalı tabii ki. Bakın ben şimdi Vefa'da da bir otel pazarlıyorum. Hı hı. Otelin fiyatı da dediğiniz rakamlara tekabül ediyor. Aslında onun bile bir tık altında. 150 milyon Türk lirası otelin fiyatı. Vefa Bozacısı'nın olduğu sokakta full deniz manzaralı.
8 milyon dolara tekabül ediyor aşağı yukarı. Aşağı yukarı. İyi be. Ne o? Otel mi? Otel. Butik otel. Butik otel. Süper yatırım. Ve yabancılar da... Kaç metrekare? Kapalı alan... Türkiye'ye inanılmaz yabancılar. Millet kızıyor yabancılara yer satmayı falan. Ya Belçika'da yaklaşık olarak %27 binaların sahibi yabancılar. Ve bunların içerisinden %6'sı Türk, biliyor musunuz? Belçika'ya gittiğimde Gent'e, Brüksel'e inanılmaz. Yani hep de Emirdağlı. Yani Almanya keza neredeyse Kudam diye bir semt var. Yarısı zaten Türklerin mülk olarak. Bundan korkmayın. Yani yabancılara satış olmalı. Keşke 10 milyon tane binamız olsa bunun 5 milyonu yabancıya satılsa. Türkiye'ye para girdi demek. Adam nasıl mesela atıyorum bizimkiler gidiyor Miami'de ev alacağım diyor. Herif derdi alır. Devlet bu. Devlet istediği zaman eğer ki herhangi bir terörist eylem, anarşik bir durum vesaire olursa zaten el koyma. Gürcistan'da emsali oldu. Birçok ülkede oldu. Koyulabilir. Onun için tabii hiç ne böyle bir şey olsun konusun ama istihdam yaratılıyor. Yani emlak işi deyip geçmeyin, inşaat işi deyip geçmeyin. 800 bin milyon insan çalışıyor. Birçok Avrupa ülkesinde tabii, de oturum hakkı ve vatandaşlık için emlağa yatırım yapılması lazım. Türkiye'de bravo, böyle bir hak bu, var. Mesela Budva'da yapıyorlar, Montenegro'da yapıyorlar yani. İnsanlar yapıyor. Şu anda yabancılar ne denli müşteri portföyü var? Tamamen işte Arap kökenlilerden gelenler. Yani Katar, oluyor. Bahreyn, Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuzey Irak'tan gibi. Yani ülkesini riskli görüp ikinci ülke, ikinci vatan olarak seçen insan. Son dönemlerde mesela kiralıklarla ilgili de çok fazla Rus ve Ukrayna'dan gelenler var. İnanılmaz. Var halen var. Şimdi Rusya'da seferberlik oldu. Şimdi şey olacak, bu seferberlik sonunda aşağı yukarı 300 bin Rus gelecekmiş. Ve Antalya'da oteller full. Doğru. Full. Yani bir seferberlik, bu ne demek biliyor musunuz? Bir yere saldıracak ve vatandaşlarına gidin diyor. Ekonomik durum olanlar gidin, işgal edin. Yani Avrupa'da, Almanya'dan Türkiye'ye gitmesinler kardeşim Almanlar diyor. Siz gidin diyor. Doğalgaz hani için... Memleket olarak Türkiye'yi gösteriyorlar ya, yani Türkiye çok konjonktürde enteresan bir ülke. Emlakta da o hale geldi. Doğru. Bence çok iyi zamanlamanıyla bu işi yapıyorsunuz, biliyor musunuz? Sizin gibi kalibrasyonu yüksek insanlar ama yapmalı bu işi. Yani çapulcular falan da yapmamalı. Ayağa düşmemeli. Emlakçılık çok özel bir meslek. Öyle tabii ki. Dediğim gibi ben bir de ikinci üniversiteyi bitirdim. Emlak ve emlak yönetiminde de bitirdim. Harika. Açık öğretimi. Süper. Yani diplomalı emlakçıyım aynı zamanda. Süper. Belgem de var. 2 yıllık mı o, 4 yıllık mı? 2 yıllık. 2 yıllık. Önceki eğitiminizde? İşletme. İşletme ne? Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Anadolu Üniversitesi İşletme. Bir de açık öğretim yine Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak emlak ve emlak yönetimini okudum ve mezun oldum. Hı hı. Geçen sene... Bu zamanlarda mezun oldum. Tebrik ederim. Bu arada bir de şey olması gerekiyor, belgeniz olması gerekiyor. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim öğretmen. Nerede? Ataşehir'de Türkçe devlet kamuda öğretmen. Hmm, eşinize de çok saygın bir eşiniz var. Size de sevgilerimi yolluyorum. Peki bu tarz mesela benim evim gibi müşteri portföyleri nasıl bulunuyor? Nasıl geliyor? Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bu rakamlarda, bu montanlardaki adam. Şimdi şöyle, hem yetkisiz çalışamıyoruz. Hı. Konutlarda en az 3 aylık yetki belgesi almamız gerekiyor. Hı. Emlak yasası gereği de böyle bu. Yetkiyi aldığımızda afiş asabiliyoruz, ilanlar girebiliyoruz ve demin de söylediğim gibi Comment diye akıllı bir uygulama var. Hem Türkiye'de hem dünyada seçtiğiniz çeşitli yerlerde ilanları gönderiyorsunuz. Facebook veya Instagram üzerinden tık diye kişiler onları görebiliyor. Yabancılar nasıl buluyoruz? İlanlara bakarak oradan iletişim bilgilerini gönderiyorlar. Sonra biz geri dönüş yapıyoruz onlara. Geliyorlar, burada eve bakıyorlar. İşte bu yabancılara hemen vatandaşlık verilme rakamları ne kadar oldu? 400 bin dolar. 400 bin dolarlık. Hemen alıyor mu vatandaşlığı o zaman? Önce konutu alıyor, sonra onu aldığını beyan ediyor. İşte bir 3-5 ay içerisinde alıyor. Süper.
Aynı Amerika'daki gibi, aynı Kanada'da da bunu yapıyorlar. Bana göre keşke 1 milyon ev satılsa. 1 milyon ev satılması ne demek biliyor musunuz? 400 milyar dolar demek yani. Acayip önemli. Süper. Ve siz nasıl bakıyorsunuz bana? Yabancılara ev satışı. Valla ben olumsuz bakmıyorum. Olumsuz bakmadığım için de zaten buna benzer satış olaylarım oldu. Orta Doğu'nun Amerika'sı. Çok güçlü bir ülkeyiz artık. Eskisi gibi değiliz yani. Cılız bir ülke değiliz. İnsanların yatırım olarak bakmış olması ne kadar önemli biliyor musunuz? Tabii ki. Bizim... Hani mesela herkesin hayalidir ya her zenginin. İsviçre'de bir evim olsun, Paris'te bir evim olsun, Londra'da bir evim olsun. Millet öyle değil. Avrupalı bile diyor ki İstanbul'da bir evim olsun, Antalya'da bir evim olsun, İzmir'de bir evim olsun. Artık millet böyle söylüyor. Onun için ben katılıyorum sizin söylemlerinize. Yani altından, borsadan, dövizden çok emlak daha önemli. Emlak daha uzun vadede daha kesinlikle da iyi kazandıran bir yatırım aracı. Şimdi otururken, oturmak için alıyorsunuz ama otururken de yerinizin değerlendiğini bilmek ayrı bir haz veriyor insana. Peki mevcut olan ofisinizde Alper Saroy, Sarısoy olarak yani ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Emlak tamam. Onun hariç yani emlaka nasıl sunuyorsunuz? İlanlarla mı sunuyorsunuz? Tabii ki şöyle dediğim gibi. Bir havuzunuz var mı sizin Remax gibi? Çünkü var tabii çok ki. Büyük bir şirket büyük bu da. Büyük bir yapımız oradan, var. Oradan birbirinizden yararlanıyor tabii musunuz? Tabii ki WhatsApp hatlarımız var. Grup hatlarınız var falan birbirinizden. Aynı zamanda bizim Keller Williams Ticari diye bir gayrimenkul grubumuz var. Dün de hatta toplantımız vardı. Offline'dir o herhalde. Birbirinizden yararlanıyorsunuz. Tabii ki. Için. Yani şimdi ilanı olanlar hemen oraya atıyor. Sizin orada bir arayışınız varsa ben buraya müşterime sunayım falan diyorsunuz. Onu ortak mı alıyorsunuz oradaki primi? Tabii ki herkes. Yani de, mesela. Bakın şöyle ben sizin yerinizi satıyorsam sizden aldığım yetkiden dolayı sizle sorumluyum. Ben sizin yerinizi pazarlarken bizim ofisten veya herhangi bir ofisten birisi geliyorsa o alıcıyla muhatap satıyor. %2 artı KDV hizmet bedeli. Satan ama. Satandan da, alandan da. %2 artı KDV. Alanda %2 alan ödüyordu ben öyle biliyorum. Yok. Satan kiralamalarda kiracı ödüyor ama satışlarda satıcı %2 artı KDV, alıcı %2 artı KDV hizmet bedeli vermekle yükümlü. Önceden %3'tü bu %2'ye çekildi. Ama satandan galiba alınıyordu %3. Yok, hem satandan hem alandan. %3'tü. Tabii, 3'tü. Şimdi 2. Yani 1 milyonluk yer satıldığında 20 bin dolar para alınıyor. Gibi. Değil mi? Peki, 20 bin de satandan alınıyor, 40 bin. Bu 40 binin özel sorular bundan. Sorayım mı? Soracağım. Yok desen de soracağım. Peki. Yüzde kaçını veriyorsunuz bu önemli dünya markalarına? Şimdi şöyle bizim Keller Williams'ta bir sistem var. Kepleme diye. Hatta bizim Gary Keller keplemeyi. Kepleme yapınca %92'sini net siz alıyorsunuz. %8'ini kuruma veriyorsunuz. Kurum da hatta keplemeyi açalım ama. Kepleme ne? Kepleme şöyle efendim. Bizde belli bir ciro var. Diyelim ki ofise yakaladınız. Ofise diyelim ki aylık 1 milyon dolar. Yok, aylık olarak değil. 100 bin lira bir katkı sağladığınız takdirde 100 bin lira katkı sağlayana kadar yaptığınız ciro'nun %70'ini alıyorsunuz siz net. Gerisini ofis ve Keller Williams Türkiye'ye veriyorsunuz. 100 bin liradan sonra net %92 size ait, %8'i Keller Williams Türkiye'ye gidiyor. Müthiş, peki. Danışmanlar için gerçekten de çok mükemmel bir yapı burası. Allah Allah. Başkaca, isim vermeyelim tabii ki, ayıp olur. Başkaca firmalar böyle mi yapıyor? Yok. Diyotin gibi kesiyor onlar, ben biliyorum. Bir de şöyle, benim ofis parası, ofis tabii, telefonu, bizim, yok ilan bizim, parası. Bizim şimdi aylık ne olursa olsun, kepleseniz de keplemeseniz de, dövizin artışından dolayı 420 lira her ay veriyoruz. Demin bahsettiğiniz markada, benim de daha önce çalıştığım markada yaptığım ciro'nun %80'ini alabilmem için en az 4000 lira her ay para vermem lazım ofise. Yani çok karlı bu. Tabii ki. Bu çok büyür bir firma. Tabii ki öyle. Çok büyüyebilir bu firma. Ve Gary Keller bizim... Sizin kendi şubeniz mi yoksa birine partner misiniz? Yok, ben ofiste danışman olarak çalışıyorum. Danışman olarak çalışıyorum. Hiç düşündünüz mü bir şube ben de açayım diye? Yok, öyle bir şey derdim yok. Gerek yok ki 92'yi alıyorsunuz. Tabii ki.
Müthiş. Peki şubenin sahibi kim? Adnan Bey. Adnan Bey, size de selamlar. Çok yani hizmet bizim verene çok takım para... liderimiz Simge Hanım. O da çok enerjik. Sana da öpüyorum kadın olduğu için. Simgeciğim demem lazım. Simge Hanım demeyeyim ona da. Evet. Peki mesela genelde böyle hanım işi gibi geliyor. Eskiden böyle erkek işi geliyordu. Şimdi hanım işi geliyor, biliyor musunuz, emlakçılık? Hanımdan vallahi daha fazla şu bu anda. Tamamen kişilerin... Benim çünkü çok konuğum oluyor emlakla ilgili. Ya %70'i kadın. Ben de bayılıyorum kadınlarla sohbete. Erkekleri böyle sıkıştırıyorum. Vallahi hiç sıkışmadım ben gayet. Hoşunuza gitti mi konuk tabii olmak? Ki, tabii benim ki. de çok hoşuma gitti. Sizin gibi deneyimli bir şahsiyeti ağırlamak. Şeref verdiniz. Teşekkür Şunu ederim. Bana sormadınız, Seyhan Soylu dediğiniz bir şey var mı? Vallahi Türkiye'nin her yerinde yer pazarlıyorum demiştim, demin de söyledim. Bandırma'da, İzmir'de, Bodrum'da, Sinop'da. Alper Memleketim zaten Sarısoy'un Sinop. lütfen telefonlarını gururla takdim ederim. Bu Memleketim kadar Sinop. beyefendi, klasmanı yüksek, gerçekten bir yatırım yapacağınızda samimi ve içten insanlar arıyorsanız en azından tanışın. Birbirinize faydanız olur. Buyurun. Memleketim Sinop, Karadeniz'in, Türkiye'nin en kuzeyi, Karadeniz'in ortası. Oğlumun adı da demin de söylediğim gibi Kuzey. Kuzey, kuzeye tekrar selam. Kızımın adı Nehir. Şöyle, Nehir. Sinop'un her yerinde yer pazarlıyorum. İstanbul'un her yerinde yer pazarlıyorum. Türkiye'nin her yerinde yer pazarlıyorum. Hiç sıkıntı yok. İsteyen, istediği zaman düzgünlüğüne inandığı bir kişiye, güveneceği bir kişiye ihtiyaç duyarsa benimle her zaman herkes iletişime geçebilir. Şeref verdiniz. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Hoşunuza gitti mi? Tabii ki çok Sağ güzeldi, olun. çok Ben de eğlenceliydi. teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. olun. Efendim, görüşmek üzere. Emlakla ilgili yatırımlarınızı doğru insanlara, doğru danışmanlara eğer ki tercihlerinizi kullanırsanız bu işten çok karlı çıkarsınız. Ama böyle saçma sapan merdiven altı insanları tercih ederseniz önce böyle cazip gibi gelir. Muhakkak ucuz etin hani kokusu olur ya, onun gibi bir şey bu yatırımcılıkta. Başarılı insanlarla başarılı işlere imza atmanızı, paranızı doğru yatırım yapmanızı, kandırılmamanızı tavsiye ederim. Ve tavsiyelerimin içerisinde bol bereketli günler tavsiye ediyorum size. Rızkımdan diliyorum. Öpüyorum. Hürmetler efendim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.